Herkese merhaba. Matematiğin temel alanlarından biri olan ile ilgili videolar çekmeye devam ediyoruz. Kalkülüs başlığı altında türev ve integral yer alıyor. Türevle ilgili daha önce video çektim ve türevi genel hatlarıyla o videolarda anlatmaya çalıştım. Türev neydi? Türev aslında bir fonksiyonun belli bir noktasındaki civarında x'te bir değişiklik meydana getiriyorduk. Daha sonra bu x'te meydana gelen bu değişim fonksiyonda bir değişime sebebiyet veriyordu. İşte bu fonksiyondaki meydana gelen bu değişimin x'teki meydana gelen değişime oranı aslında türev olarak tarif ediliyor. Tabi burada x'teki değişim sıfıra gönderirken ...ki durumu inceliyorduk türevde. Yani aslında türev bir limit alma işlemiydi. Yani x'i sıfıra gönderirken... ...delta x'i daha doğrusu... ...x'teki değişimi sıfıra gönderirken... ...bu çok sıfıra yakın olan bu değişim... ...fonksiyonda çok küçük bir değişime sebebiyet veriyordu. Dolayısıyla iki tane sıfıra yakın... ...sayının birbirine oranı türev olarak tarif ediliyordu. Ve e, orada e, türev aynı zamanda e o fonksiyona ilgili noktada çizilen teğetin eğimini veriyordu. Şimdi artık türevden sonra sıra integrale geldi. Bugün integralle ilgili bir seri video çekmeye başlayacağım. Bunlardan ilki integrale giriş. Şimdi genel hatlarıyla integrale şöyle bir giriş yapalım. Şimdi şöyle bir fonksiyon düşünelim. Kırmızıyla belirtilen bir grafiğe sahip olsun ve fonksiyonumuz da fx olsun. Şimdi bu fonksiyonun üzerinde iki tane nokta düşünelim. Bu iki tane noktanın absis değerleri x eşittir a ve x eşittir b olsun. Ve bu fonksiyonun bu sınırlar içerisinde ve aynı zamanda x ekseniyle yapmış olduğu bakın şöyle bir bölge var. Yani bu bölge bu fonksiyon ile sınırlar arasında ve x ekseni ile arasında kalan bölge. Şimdi türev, daha doğrusu türevi f(x) fonksiyonuna eşit olan fonksiyonun kendisini bulma işlemine integral alma işlemi denir. Yani aslında integralle türev birbirinin tersi işlemi. Türev bir bütünü çok küçük parçalara ayırırken İntegral bu küçük parçaları birleştirip bütünü bulmamıza hizmet eder. Bu özelliğinden ötürü uzunluk, alan veya hacim hesaplamalarında yaygın olarak kullanılır. Latince toplam kelimesinin baş harfi olan s'nin evrim geçirmiş hali olan şöyle bir işarete sahiptir. Yani bu işaret integral işaretidir. Şimdi integralde de Belirli ve belirsiz olmak üzere iki türlü integral vardır. Belirli integral, definite integral diye ifade edilir. Şimdi şöyle düşünelim. Bir fonksiyon düşünelim, büyük f ile gösterelim. <laughs> bu fonksiyonun türevi fx'e eşit işte olsun. Şimdi bakın şu bölgenin alanı, şu mavi ile belirtilen bu bölgenin alanı integral A'dan B'ye ki bu integralin sınırlarıdır. Yani belirli integralin sınırlarıdır. fx dx olarak gösterilir. İşte şu S bölgesinin alanını bunu bulmamıza yarayan integral hesabı bu. Yani integral A'dan B'ye fx dx bize şu bölgenin alanını veriyor. Bu bölgenin alanı da aynı zamanda fb eksi fa büyük f. Bakın bu fonksiyonun fx fonksiyonunun integrali olan fonksiyon büyük F bir başka değişle büyük F'in türevi f(x)'e eşit küçük F'e. Yani bu integral bu f(x) fonksiyonunun in bu integral işareti bu f(x) fonksiyonunun ki bu f(x) fonksiyonu bir başka fonksiyonun türevi olan fonksiyon bunu bu integral işareti büyük F fonksiyonuna döndürüyor. Ve bu büyük f fonksiyonunda fb eksi fa işleminin sonucu bu alanı veriyor. Yani sınırları belli olan integrale belirli integral denir. Ki bu örnekte x eşittir a ve x eşittir b belirli integralimizin sınırlarını gösteriyor. Belirli integral fonksiyon ile sınırlar arasında kalan bölgenin alanını verir. Yani belirli integralinin sonucu bir değer döndürür. Sonuçta bu bir alan olduğu için bir sayıya eşit, bir reel sayıya eşit. Dolayısıyla belirli integrallerin sonuçları bir reel sayıdır. Yani bir sayı döndürür. Şimdi belirli integralde sınırlar belli. Bir de belirsiz integral var ki ona da biz indefinite integral diyoruz. Şimdi yine aynı fonksiyon f, f fonksiyonunda x eşittir a ve x eşittir b sınırlarımız olsun. Şimdi bu x eşittir a, x eşittir b sınırları içerisinde kalan bir x düşünelim. Yani parametrik olarak a'dan büyük, b'den küçük bir x değeri düşünelim. Şimdi bu x değerine kadar ki, x değerine kadar ki bölgenin alanı bakın şu sarı ile gösterilen bölge olsun. Şimdi bu durumda şey neydi? şu toplam alan yani x eşittir a ve x eşittir b noktaları arasında ve şu kırmızı ile belirtilen f fonksiyonu ve x ekseni ile kalan şu mavi ile sarı ile belirtilen bölgelerin toplamı integral a'dan b'ye fx dx'ti. Yani büyük f b eksi büyük f a. Yani fx fonksiyonu integrali olan fonksiyon büyük f. Büyük f'in türevi olan fonksiyon ise fx. Küçük f. Şimdi şimdi biz buradaki şu parametrik yapıyı yani şu sarı olan bölgenin alanını belirli integralleri nasıl yazabiliriz? A'dan x'e f t d Burada t kullanmamızın hiçbir sakıncası yok. Çünkü şurada x kullandığımız için burada başka bir değişken kullanıyorum. İstiyorsanız f u d u deyin. İstiyorsanız f v d v deyin. Fark etmez. Burada çünkü x kullandığımız için şurada burada başka bir değişken ismi kullanıyorum. ftdt. Dolayısıyla bu ne olacaktır? Şimdi bu küçük f fonksiyonunun integrali olan fonksiyon büyük f'ti. Dolayısıyla biraz önceki şu f b eksi f burada uyguluyorum. Üst sınırımız x ve değişken bakın değişiyor. a ile b arasında değişen bir x değeri var. Dolayısıyla bu büyük f x eksi büyük f a olacaktır. İşte biz bunu integral fx dx şeklinde gösteriyoruz. Çünkü x'e bağlı bir fonksiyon döndürüyor. Dolayısıyla şu f bir reel sayı eşittir, sabit bir sayıdır. Bunu sağ tarafa atarsak büyük fx eşittir integral, bakın sınırlar yok, fx dx artı f Şimdi burada e, sonuç olarak belirsiz integral bir sayı döndürmüyor. Bir yine fonksiyon döndürüyor. X'e bağlı bir fonksiyon döndürüyor. Dolayısıyla şuradaki f a da bir reel sayı, bir sabit. Dolayısıyla biz belirsiz integralde biz buna constant anlamında c diyoruz. Yani belirsiz integral bir fonksiyon döndürüyor. Sınırları belirsiz olan integrale belirsiz integral denir. Belirsiz integralin sonucu bir fonksiyon döndürür. Şimdi bu e, belirli integralle yani peki bu alan nasıl hesaplanıyor? Yani belirli integralle biz fonksiyonun x ekseniyle ve belli sınırlar arasında kalan o bölgenin alanını nasıl hesaplıyoruz? Buradaki alan hesabında yatan mantık ne? Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi bizim fonksiyonumuz f(x) şu kırmızı ile belirtilen fonksiyonun bakın içine şu şekilde eşit aralıklara bölünmüş dikdörtgenler düşünelim ve bu eşit aralıklara da biz delta x diyelim. Yani şuradaki şu dikdörtgenlerin kısa kenar uzunlukları delta x olsun. Şimdi burada A ve B noktaları arasında bu örnekte kaç tane dikdörtgen çizmişiz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane dikdörtgen çizmişiz. Şimdi bu 9 tane dikdörtgenin alanlarını hesaplayalım. Bakın buradaki 9 tane dikdörtgenin ilk dikdörtgen, bakın birinci dikdörtgenin sol üst tarafı fonksiyon üzerinde ve ondan sonra gelen bütün dikdörtgenlerin de sol üst köşeleri hep fonksiyon üzerinde oluyor. Dolayısıyla en son dikdörtgenin sol üst köşesi fonksiyon üzerinde. Bu durumda şunların da her birine xi dersek kaç tane nokta var? Bakın x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10. 10 tane nokta var. Dolayısıyla bunları da x i ile gösterelim. Yani x 1'den x 10'a. Şimdi buradaki son dikdörtgen sol üst köşedeki yani dikdörtgenin sol üst köşesiyle ilgilendiğimiz için çünkü fonksiyon üzerinde sol üst köşeler var. Dolayısıyla x i nereye kadar gidecek? n eksi 1'e kadar gidecek. Yani bunu bir toplam sembolü olarak gösterirsek i eşittir 1'den n eksi 1'e bu noktaları gösteriyor f(x)i yani iinci x değerindeki fonksiyonun almış olduğu şu düşey uzunluk yani bizim dikdörtgenimizin nesi bir kenar uzunluğu diğer kenar uzunluğu ne delta x dolayısıyla burada iinci x'in iinci x'in iinci x'e karşılık gelen fonksiyonun almış olduğu şu değer bu dikdörtgenin düşey uzunluğunu gösteriyor. Bunu delta x ile çarptığımız zaman ne olacak? İnci dikdörtgenin inci dikdörtgenin nesini bulmuş olacağız? Alanını bulmuş olacağız. Yani şu çarpım bize fx -i ile delta x'in çarpımı bize neyi veriyor? İnci dikdörtgenin fx i dikdörtgenin bir kenar uzunluğunu veriyor. Delta x ise standart olan diğer kenar uzunluğunu veriyor. Dolayısıyla bu ikisini çarptığımız zaman o dikdörtgenin alanını buluyoruz. Peki böyle kaç tane dikdörtgen var? İşte bunu da toplam sembolü i eşittir 1'den n eksi 1'e. Neden n eksi 1? Çünkü 10 tane nokta var ama bizim mesela bu örnekte 9 tane bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane e, dikdörtgenimiz var. Ve x eşittir 1'den bakın burası x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 ve x9. Yani 10 tane nokta var ama en son x9. Dolayısıyla o yüzden n-1. İşte bu kadar dikdörtgeni alanını topladığımız zaman bakın bu eğrinin altında kalan bölgenin alanına yakın bir değer buluyoruz. Tabii ki de buradaki şu hata payını azaltmak için ne yapmak gerekiyor? Bu dikdörtgenlerin sayısını arttırmak gerekiyor. Sayısını arttırdık. Yani bir başka deyişle şu delta x'i sıfıra göndermeye kalktığımız zaman ki bu ne demektir? Burayı sonsuz tane dikdörtgenle bölüyoruz demek oluyor. İşte o zaman bu alanın gerçek değerini buluyoruz. Yani s eşittir Limit en sonsuza giderken bakın yine bir limit alma işlemi. Yani türevde olduğu gibi integralde de bir limit alma işlemi var. N'i sonsuza gönderiyoruz. N ne? Buradaki nokta sayısı. Yani şu yataydaki nokta sayısı. Dolayısıyla bunu sonsuza gönderdiğimiz zaman yani sonsuz tane dikdörtgen oluşturuyoruz demek oluyor. Yani şuradaki dikdörtgenin standart uzunluğu olan şu delta x'i sıfıra gönderiyoruz demek oluyor. İşte bu şekilde küçük küçük bu dikdörtgenlerin alanlarını topladığımız zaman biz bu kesikli yapıdan yani şuradaki limit olmasa eni sonsuza göndermesek şu toplam sembolü bir kesikli bir yapıya sahip. Sürekli değil. Oysa eni sonsuza gönderdiğimiz zaman artık bu yapı sürekli bir duruma dönüyor. İşte sürekli bir duruma döndüğü için de artık biz bunu integralle gösteriyoruz. A'dan B'ye fx dx. Bakın burada eni sonsuza gönderdiğimiz zaman fx i değerleri fx'e. Çünkü fx'i e, kesikli bir yapı var. x1, x2, x3 gibi e, birinci x, ikinci x, üçüncü x gibi. Ama eni sonsuza gönderdiğimiz zaman artık şu AB aralığındaki bütün şu e, doğru parçasının üzerindeki bütün noktaları artık sürekli bir hale getiriyoruz en son gönderdiğimiz zaman. O yüzden şu fx'i kesikli yapı fx'e dönüyor. Delta x de sıfıra gittiği için onun yerine de dx diyoruz. Aynı türevde olduğu gibi. Dolayısıyla şu integral, şu belirli olan integral, a'dan b'ye fx dx, bize şu kırmızı olan doğrunun a ve b noktaları arasında ve aynı zamanda x ekseniyle, Sınırlı olan bölgenin alanını verecektir. Yani bakın de, e, eni sonsuza gönderdiğimiz zaman delta x dx'e dönüyor. Yani şu aslında şu ikisinin çarpımı. Bakın şu ikisinin çarpımı aynı şey. Aslında şu fx ile dx'i çarptığımız zaman şuradaki dikdörtgenlerin yani fx ile dx çarpımı bir dikdörtgen alanını veriyor. Ama o kadar küçük ki dx o kadar küçük ki dolayısıyla burada ee, çok küçük sayılarla işlem yapıyoruz. Sıfıra çok yakın sayılarla. Ama sonsuz tane. Sıfıra çok yakın. Sonsuz tane çarpımı topluyor aslında integral. Ve bu durumda delta x dediğimiz gibi dx'e gidiyor. fx'i kesikli yapı fx'e dönüyor. Sürekli bir yapıya dönüyor. Ve şu toplam sembolü kalkıyor. Yerine integral geliyor. Şimdi şu e, anlatımı... Bakın şöyle bir animasyonla çok daha güzel anlayacağız. Bu arada videolarımı çekerken PowerPoint tarzı bir sunum yöntemi uygulamıyorum arkadaşlar. Yani çok ciddi hazırlıklar yapıyorum bu anlatımlar öncesinde. Bunların her biri Java'da yazmış olduğum programlar aslında. Yani bu anlattığım bütün her şeyi aslında öncesinde web tasarımı olarak geliştiriyorum, kodluyorum. Ve daha sonra e, sizlere video çekerek bunları anlatmaya çalışıyorum. E, kullandığım dil programlama dili Java, e, dolayısıyla e, Java EE kullanıyorum yani e, Enterprise Edition ve e, bu animasyonları da şimdi biraz sonra göstereceğim şu animasyonları da o tarz şeyleri de JavaScript'te yapıyorum. Şimdi burada şu kırmızı ile belirtilen fonksiyonun fx eşittir 3 bölü 10 çarpı eksi x küp artı 5x kare eksi x eksi 1. Ölçekli olsun diye böyle bir fonksiyon seçtim. Yani aslında fx fonksiyonu şu kırmızı olan fonksiyonumuz 1 ile 4 arasında inceleyeceğiz. Yani sınırlarımız 1 ile 4 arasında. O yüzden orayı biraz daha şu şekilde koyu çizdim. Ve bu 1 ile 4 arasında fx dx bu integralin değeri 9,225 çıkıyor. Yani bu şu demek oluyor. Şu kırmızı olan fonksiyonun 1 ile 4 aralığında x80 ile sınırlamış olduğu yani şu bölgenin alanı gerçek değeri 9,225. Tabi bir sonraki videolarda bu integral alma kurallarından bahsedeceğim. Ben şu anda bunu konuyu anlatmak için hızlı geçiyorum. Yani şu fonksiyonun integrali alınıyor ve daha sonra... Ee, hani o bu, bu fonksiyonun integralinde büyük f diyelim. Daha doğrusu o büyük f fonksiyonu bulunuyor. Daha sonra o büyük f fonksiyonunda f4 eksi f1 hesaplanıyor. İşte onun sonucu 9,225 çıkmış. O da zaten bu fonksiyonun x eşittir 1, x eşittir 4 noktaları ve fonksiyonun ve x ekseninin sınırladığı bölgenin alanını veriyor. Şimdi bu bölgenin şimdi en eşittir 6. Şimdi bunun da bakın şu kesikli bir yapı. Bakın bu dikdörtgenler şu anda kaç tane dikdörtgen var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgen var. Dolayısıyla en kaç? 6. Çünkü neden? 6 tane nokta var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Yani en nokta sayısını gösteriyor. Dolayısıyla bunun bir eksiği olan ise dikdörtgen sayısını gösteriyor. Yani burada 5 tane dikdörtgen var. Şimdi bu 5 tane dikdörtgenin Alanları toplamı bakın şu toplam sembolü i eşittir birden n eksi 1'e fx i delta x. Delta x nasıl hesaplanır? 1 ile 4 arası uzunluk nedir? Yani 4'ün biri e olan uzaklığı nedir? 3'tür. Dolayısıyla 3'ü kaç tane aralık var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Dolayısıyla 3'ü 5'e böldüğümüz zaman 0,6. Yani şuradaki şu delta x dediğimiz değer 0,6. Dolayısıyla x eşittir 1 için Fonksiyonun almış olduğu değer şu uzunluğu verecek. Onu 0,6 ile çarptığımız zaman şu dikdörtgenin alanını buluyoruz. Daha sonra şuradaki x değerine 1,06. Dolayısıyla x yerine 1,06 koyduğumuz zaman fonksiyonda şu uzunluğu buluyoruz. Dolayısıyla onu 0,6 ile çarpıyoruz. Ve bu şekilde toplam toplam hepsini hesapladıktan sonra bütün bu dikdörtgenleri topladığımız zaman şu anda bu örnekte en eşittir 6 için 8,28 çıkmış. Yani şu dikdörtgenlerin alanları toplamı 8,28. Oysa gerçek alan ne? 9,225. Ama biz burada ne yapıyoruz şu anda? Ee, çok e, kaba bir hesap yapıyoruz. Bunu hassaslaştırmamız için ne yapmamız gerekiyor? Eni sonsuza göndermemiz gerekiyor. Eni sonsuza göndermek ne demek? Delta X'leri sıfıra yaklaştırmak demek. Yani bir anlama şuradaki dikdörtgenleri arttırmak demek. Şimdi bakın Git gide şu şekilde şuradan başlayalım. Bakın iki tane dikdörtgen var, Dolayısıyla n 3 ve kesikli yapıda toplam sembolü kesikli yapıda alan 6.3562 çıkmış. Gerçekte eğer bu sapma ne eksi 31. Şimdi 3 yapalım, 3 yapalım. Ne oldu? 3 tane dikdörtgenin alanı toplamı 7.5 çıkıyor, 7.5. Sapmamız eksi 18 69. Arttıralım 4, 5, 6, 7. Dikdörtgen sayısını arttırıyorum. Bakın arttırdıkça ne oluyor bakın. Arttırdıkça delta x değerleri sıfıra yaklaşırken bizim şuradaki boşluklar yani fonksiyonun fonksiyonun x 80 ile sınırmış olduğu o bölgenin alanını hesaplarken bakın şurada bir sürü boşluklar var. Bu boşluklar sıfıra yaklaşıyor. Yani aslında bu dikdörtgenlerin alanları toplamı o kırmızı olan fx fonksiyon altındaki kalan bölgenin alanına yaklaşıyor. Bakın şu anda n 57 alan 9,15-16 çıktı ve sapmamız eksi %0,79. Bakın gitgide büyüttükçe n değerlerini arttırdıkça ne oluyor? Aradaki fark yani küçük küçük boşluklar gitgide doluyor ve artık sürekli bir hale dönmeye başlıyor. Yani kesikli yapı bir anlama şu kesikli yapı toplam sembolüyle gösterilen şu kesikli yapı sürekli bir yapı olan şu integrale dönmeye başlıyor enler arttıkça. Bakın şu anda en 160'larda ve sapmamız eksi yüzde 0,25 ve gerçek değere gitgide yaklaşıyoruz. Büyütüyorum, büyütüyorum. Enleri büyüttükçe Gitgide e, ihmal ettiğimiz boşluklar gitgide küçülüyor, sıfıra yaklaşıyor ve bizi gerçek olan alanı bulmamıza yaklaştırıyor. Evet, bakın şu anda 329 n yani 328 tane dikdörtgene bölmüşüm burayı 9.2126 çıktı. Bakın 9.225'e yaklaşmaya çalışıyoruz. Nereden alttan doğru? Ve şu anda halen de sapmamız eksi 0 virgül yüzde 0 virgül 13. Tabii ki de böyle sonsuza kadar gitmemiz mümkün değil. Ben biraz arttırayım. Mesela 1000'e bölmüş olalım. Bakın sapma eksi yüzde 0 virgül Boşluklar gitgide sıfıra yaklaşıyor. 10 bine böldüm. Bakın eksi yüzde 0 virgül olması gereken gerçek değer 9,225. Kesikli olan yapımız 9,2246'ya geldi. Neredeyse virgülden sonra 3 haneyi yakalamış durumdayız. Biraz daha arttıralım. 10.000 yerine bu sefer de 100.000 deneyelim. Bakın 100.000'de virgülden sonra 3 haneyi yakaladık. Sapmamız %0,304. Evet yani arkadaşlar integral küçük küçük çok küçük, sıfıra çok küçük olan çarpımları ama sonsuz tane çarpımı topluyor. Yani şu bakın f(x) ile dx, dx çok küçük, sıfıra çok yakın bir şey. f(x) ile dx'leri çarpıyoruz. Nerede? 1 4 aralığında x'in sürekli olarak 1 ile 4 aralığındaki bütün reel sayıları karşılık gelen fx değerleriyle sıfıra çok yakın olan dx'leri çarpıyoruz. Bunların aslında her biri bir dikdörtgen. Bu dikdörtgenlerin sonsuz tane dikdörtgenin alanını topladığımız zaman aslında bu integralin sonucunu bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar, ufak bir giriş yaptık integrale. Bugünkü videonun sonuna geldik. Bundan sonra integral alma kuralları, temel kuralları, daha sonra integral teknikleri, integral alma teknikleri. Üzerine birçok video çekeceğim. Yani bu bir seri videolar olacak. Belki 10-15 tane video çekebilirim integralle ilgili. Çünkü çok geniş bir e, konu. E, dolayısıyla bu ilki ve ufak bir integrale giriş yapmış olduk. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.